gitmiyor. Şunu merak ettim. Dediniz ki şimdi Eylül-Ekim'de gıda enflasyonunda bir artış olacak. Evet. O an aklıma Merkez Bankası'nın faiz kararı metni geldi. Aa, çok güzel. Çünkü dediler ki yani enflasyonda belirgin düşüş gözlenmeden bu faiz politikasına değişikliğe gitmeyeceğiz. Ama piyasa temsilcilerine bakıyoruz. Eylül ile Kasım arası değişen bir aralıkta artık faiz indirimine başlamasını bekliyor Merkez Bankası'nın. O zaman nasıl olacak? İşte nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Yani olmayacak Gözde Hanım. Yani orada çarşı biraz karışacak, çarşı pazar. Niye? Dediğiniz çok doğru, güzel bir noktayı yakaladınız. Şimdi burası Ekim'de yaz etkisi ve baz etkisi geçtiğinde fiyatlar yukarıya doğru döndüğünde şimdi söylüyorlar enflasyon düşecek de ya düşecek ya. De şimdi domatesin fiyatını düşürmek için domates üretmen lazım. Bolca tabii. Üretmen lazım. İşte buğdayın fiyatını düşürmek istiyorsan buğday üretimini artırman lazım. Bu işin sonu dönüyor, dolaşıyor, piyasaya, tarlaya gidiyor. Yani bu işin evet bir sebebidir tabii ki faizle enflasyon arasındaki dengeyi gözetmek. Ama Türkiye'de enflasyon sadece parasal, sadece faizle ilgili bir olay değil. Tabii değil. Bunu göremedikleri için işte program birazcık sekteye uğrayacak. Dediğinizde haklısınız. Cevdet Akçay çıktı geçen haftalarda ne dedi? Biz dedi kusura bakmayın sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz. Şimdi ben de çıktım onun üstüne bir yazı yazdım, bir video yaptım kanalımda. Dedim ki bakın size çok net bir gerçek, çok net bir indikatör, gösterge söyleyeyim dedim. Dolar ne olacak diye bana hep sorarlar. Dolar ne olacak? Cevdet Akçay'a bakın dedim. Cevdet Akçay bir kere kendisini politize etmiş bir figür değil orada. Evet. Şimdi Sayın Başkan ve Başkan Yardımcısı Hanımefendi belki birazcık AKP etkisine girebilir. Ama Cevdet Hoca farklı. Bizim piyasada kendisini değerlendirmemiz çok farklı. Eğer Cevdet Hoca gıda fiyatları öncülüğünde bir yükselişin ya da enflasyonun katı bir şekilde kaldığının farkına varırsa faiz indir talebine karşı gelir. Ve faiz indir talebine karşı geldiği zaman çünkü ekonomik rasyonalite bunu gerektiriyor. İşte ama Amerikalılar faiz indirme sinyali verdi. Dün işte Powell çıktı. Eylül'de biz faiz indireceğiz. Ya Amerika indirebilir bunu. Niye? Amerika enflasyonu 3'e indirmiş, faizi 5'te. Tabii. Oranın tuzu kuru. Ki oranın da planları aksayabilir bu Ortadoğu'daki gelişmeler. Aynen çünkü öyle. Petrol enflasyonu tetikleyecek büyük ihtimalle. Çok güzel bir bağlantı. Evet, petrolden dolayı oraya da bir dış alemden enflasyon yansıyabilir. Demek istediğim nokta Powell bile o tek rakamlı enflasyonda bile dün gece ben ihtiyatlı olmak zorundayım dedi. Dolayısıyla burada Cevdet Akçay da şunu söyleyecek. Diyecek ki bakın bu enflasyon düşmüyor. Yaz etkisi, baz etkisi güzel ama piyasadaki rakamlar rigid kaldı. O zaman ben bunu indirmem dediğinde hadi bakalım Cevdet Hoca, başkan yardımcısı çok fazla etkilemez. Onu bir oradan alalım da önümüzdeki aylarda biz faiz indirimine bir kapı açalım dedikleri anda tutun bu paketi. Kaldırıp çöpe atın. Bu kadar net. Ya. O zaman ne enflasyonu tutabilirsiniz ne dolar TL'yi tutabilirsiniz. Benim en önemli indikatörlerimden biri. Sorduğunuz için söylüyorum. Hakikaten bu enflasyon ve faiz arasındaki sıkıntı büyük. Cevdet Akçay'ın o görevde sonbaharda da durup durmayacağı olacak. Bakın ya. Başkan demiyorum, şimşek demiyorum. Bunlar netice itibariyle bir siyasi partiyle kendilerini politize etmiş insanlar zaten. Evet. Oradan gelen emirleri uygulayabilirler. Ama Cevdet Hoca'yı bunun ayrı olarak tutuyorum. Orada bir sıkıntı olabilir. Zaten